Bu bir simülatör arkadaşlar. Trading Sim diye bir simülatör. Burada bugün kaçırdığım bir işlem vardı. Onu tekrar simülatörden tekrar ediyorum. Alıştırma olması açısından aynı hisseyi kaçırmıştık burada arkadaşlar. Aynı pozisyonları tekrar edeceğim. Şimdi normal hızda ilerliyor. Bazı zamanlar hızını arttıracağım arkadaşlar. Burada açılış, ilk açılışımız şu kısım. Burada kuyruklu çubuklar oluştu. Bakın şu kuyruklu çubuklarımız. Burada 200 periyodumuz var. Burada eklemelerimizi yaptık. Şurada açığa sattık arkadaşlar. Burada beklediğimiz bir ilerlemeden sonra geri gelmesi. Burada tekrar açığa satacağız. Tekrar aşağıya doğru bakacağız. Ekleme yapacağımız yer var. Azaltma yapacağımız yer var. Böyle arkadaşlar ellemiyoruz pozisyonu işlem yaptığımızda sadece planımızı uyguluyoruz. Yaptığınız planda tabii bir kağıdı yazılı olarak hangi pozisyonları işlem yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz onları bir kağıdı yazıp aklınızda tutmanız bilmeniz gerekmekte. Bakın aşağıya inişe devam ediyor. Burada herhangi bir sorun yok. Bakın kârımız burada görünüyor. Bu benim stratejimde olan bir formasyon arkadaşlar. Rastgele bakıp ona göre şey yapmıyoruz. Simülatörde tekrarlamıyoruz arkadaşlar. Kendinizi kandırmış olursunuz. Bir büyük çekilme oldu bakalım. Siz de bunun gibi deneme hesabı açıp arkadaşlar örneğin TradingView'e gidip orada deneme hesabı açın. Ciddi olarak birebir borsada nasıl normal hesabınız varsa nasıl yapıyorsanız orada da aynı şekilde aynı ciddiyetle işlem yapın arkadaşlar. Böylelikle daha iyi öğrenmiş olursunuz hem de pratik yapmış olursunuz.
Önemli olan küçük parayla başlamak ya da büyük paranın olması vesaire değil arkadaşlar. Aynı sistemi denemede de yapsanız aynı ciddiyette kullanıp uygulamanız gerekiyor. Deneme olmayan hesapta da yapsanız aynı ciddiyette uygulamanız gerekiyor. Küçük parayla da aynı işlemi aynı ciddiyette yapmanız lazım. Büyük parayla da aynı ciddiyette yapmanız lazım. E, 12 dakika geçmiş diyor. Tabii ben 9.30'da başlayan, Amerika'da 9.30'da başlayan işlemleri tekrar simüle ediyorum. Yani tekrar oynatıyorum arkadaşlar. Normal gerçek zamanlı veri gibi onları oynatabiliyorum. Bu tabii niye yapıyorum? Burada eğlence olsun diye değil arkadaşlar. Bu pozisyonu kaçırmıştım. Tekrar aynı işlemleri yapmak için hem de size göstermek için yapıyorum arkadaşlar. Biraz hızlandırdım. 3 kat hızına getirdim. Geri gelip dönünce ekleme yapacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir formasyon oluşturacak. Ekleme yapmadık. Burada yapılabilirdi aslında ama. Yeşil çubuğun altına geçtiği kısım. Yeşil çubuk alt zaman aralığında bir geri gelme demek. Bunlar kırmızı çubuk aşağı inişleri temsil ediyor. Bu level 2 verileri arkadaşlar. Gün içi işlemler yaparken bakılıyor bazen. Çok bir önemi yok aslında ama. Bazı hisselerde hangi taraf ağırlıklı alıcılar mı satıcılar mı yarayabiliyor. Bayağı aşağı indik. Bakın burası 1R, 2R ortalama, 3R, 4R, 5R aşağıya geldik. Stop loss'u ekleyeceğim. 110.53'e stop loss'u ekliyorum arkadaşlar. Sonra aşağı kaydıracağım onu. Şu ana kadar bir stop loss'umuz yok.
Bu açığa satış işlemi olduğu için buy stop loss diyeceğiz. %110 54. Bakın burası küçüldü, buradan geri dönebilir. Stop loss'umuz şimdi eklendi. Bir pullback, geri gelme oluyor arkadaşlar. Bunun altında short yapabiliriz belki. Evet, bakalım. Normal hıza getireyim. Bir kere daha ekledik burada arkadaşlar. Aa, 300 tane eklemişiz aslında. Bu bir hata oldu bakın. 100 tane ekleyecektik burada. Çünkü risk birimimize göre 109.72, 109.84, 12 sent. Risk birimimize göre ekleyebiliyormuşuz. 400 tane ekleyebiliyormuşuz. Ama yanlışlıkla 300 tane ekledik. Bunun üstüne geçerse o ilk aldığımız, şurada eklediğimizi kapatacağız arkadaşlar. 109.85'e 300 daha koyalım. Stop. Ha, yanlış yaptık. Sell değil arkadaşlar. Buy emir vereceğiz. İki tane alım emrimiz var şimdi. Biri burada, diğeri yukarıda. Yukarıdakini de aşağıya çekebiliriz. Çünkü bakın,
geri geldi. Bu geri gelmenin neredeyse %80'ini aşağıya doğru geçti bu kırmızı çubuk. Biraz hızlandıralım. Bir ekran gitti geldi. Kayıt kapanmamıştır inşallah. Evet arkadaşlar, kayıtta sorun var. Yani genel olarak böyle. Şu anda 450 dolar görünüyor. Ama görüntü güncellemiyor artık. Örnek olarak göstermek istedim bunu size, kısa bir kayıt. Simülatör devam ediyor çalışmaya ama kayıt görüntüsü dondu. Bugünlük de bu kadar diyelim o zaman. 17 dakika olmuş. Görüşmek üzere. Bay bay.